Yani şey Abbas Hakkuti Hoca çok değerli bir şahsiyettir. En çok tahtı getirmiş şahsiyetlerden. Dersi gerçekten vallahi billahi tillahi şu anda odur. Eğer bayramda sokağa çıkma yasağı ilan ederlerse bu İslam'a ihanettir. Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirleri kapsamında bayramda sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından söylediği bu sözlerle gündeme geldi. Eğer bayramda sokağa çıkma yasağı ilan ederlerse bu İslam'a ihanettir. Kuytul, koronavirüse karşı alınan tedbirleri hiçe sayarak bir yandan da sosyal medya üzerinden bayramlaşma çağrısı yaptı. Kuytul paylaşımında bayram kültürünü bitirmeye çalışanlara inat, cuma günü akrabalarımla ve arkadaşlarımla bayramlaşacağım ifadelerini kullandı. Geçmişte 15 Temmuz'u bir proje olarak tarif edip darbe girişiminde bulunan FETÖ'cü hainleri de kandırılmış saf Müslümanlar olarak tanımlanmasıyla bilinen Alparslan Kuytul ve ekibine sosyal medyada da tepkiler gecikmedi. ABD'ye kaçan FETÖ firarisi Hakan Şükür ise Kuytul'un skandal tweetlerini beğendi ve paylaştı. FETÖ'nün arka çıktığı Kuytul'un bu eylemi duyarlı Müslümanlar tarafından sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Hadi Özışık'ın sunduğu Perde Arkası programında da Alparslan Kuytul olayı masaya yatırıldı. Bu mu İslam'a ihanet, yoksa Peygamber Efendimiz'in salgınların olduğu yerlerde oralara gitmeyin, dışarı çıkmayın, sağlığınıza dikkat edin sözümü, yoksa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başındaki Recep Tayyip Erdoğan'ın, yani inançlarını biliyoruz, İslamiyet'e, namazına, niyazına, ibadetine, bütün sadece Tayyip Erdoğan değil, yani Süleyman Soylu mesela, kim bu iktidarda İslam'a ihanet? Çünkü göründüğü kadarıyla AKP derin devlete teslim olmuş vaziyette. Ve bu derin devlet neden bunu yapıyor? Ben buradan ikaz ediyorum. İnsanlık görevimi yapıyorum. Bunun manası şudur. Tayyip Erdoğan'ın kalemi kırılmıştır. Yakında işi bitirilecektir. İşi bitirildiği zaman ona kimsenin acımaması için, sevenlerinin kalmaması için ona verilen bütün bu şerefler ya da onun elde ettiği bu şereflerin geri alınması lazım. Bütün bunların geri alınması bu hükümetin ve bu partinin sonunun geldiğinin habercisidir. Onlar bu darbenin İslami faaliyetlere darbe olmamasını ve İslami faaliyetlerin bundan olumlu yönde etkilenmesini, Müslümanların hayrına olmasını vesile kılsın.